Abi resmi kimliklerim Gökay'cığım hep araca. Şimdi o filmi çektik ya Baldız. Ha. O zaman afiş dönemi var tabii. Tamam. Bana hiç sormadan etmeden çocuk yıldız Levent İnanır yazıldı. Gerçek hayat değil ki afiş. Ben ama resmi kimliğim hiç değişmedi. Hala benim ehliyetim, pasaportum. Levent araca tabii. Ben hiç değiştiremedim onu. O dönemler uğraştılar mı? Tabii çok. Kalina'nın yerine 50 tane alternatif denediler. Yakışıklı genç çocuklar falan filan o zaman. Çok denediler. Hayır. Bir tek Tarık abi tuttu. Aslında dayı yeğen birbirinizi şu anlamda mı tamamladınız? Onda evlat yok. Ben de baba yok. Sen de baba yok. Onun gibi durum. Baba oğul oldunuz. Aynen aynen yani. Aynen. Dayı yeğen değil de baba oğul. Zaten mesela bizim yakınlarımız şey der, ne dayı yeğen ya siz baba oğulsunuz derler. Eksisiyle artısıyla kendi hayatını yaşamak değil, bir noktada Kadir İnanır'a layık bir hayat yaşamak. Kendisine söyledim ama senin yüzünden çocukluğumu yaşamadım dedim. Senin yüzünden çocukluğumu yaşamadım dedim. Öyle bir otokontrolü vardı ki bende. Sevgili seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Haber Bahane Röportaj serimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Bu hafta çok özel bir isim bizlerle birlikte. Çok kıymetli bir dizi ve sinema oyuncusu. Aynı zamanda son dönemde de kendisini biraz daha sanata bir virgül koyup siyasete adamış ve çok kıymetli de bir soy isminin temsilcisi sevgili Levent İnanır bizlerle birlikte. Bakalım geçmişten bugüne hayat hikayesinde Levent İnanır hangi sokaklara sapacağız? Hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim Gülkan'cığım. Kırmadınız geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Neden? Çok tercih etmiyorsunuz. Biyografilere vesaire şöyle baktığım zaman çok açıkçası net böyle detay detay satır satır bilgilere ulaşamadım. Yani aslında ben biraz uzak duruyorum. Ben üretimin içinde olmadığım zaman söylemlerin pek anlamı olmadığına inanıyorum. Yani eğer bir şey yapıyorsanız o anda da sözünün itibarı var diye düşünüyorum. Dayı mirası bir alışkanlık da olabilir mi bu? Hem dayı mirası diyelim, o da öyle düşünüyordur. Belki de ondan öykündüm bilmiyorum ama hayata genelde öyle bir bakışım var. Üretimin içinde olduğunuz zaman hem yaptığınızla hem de söyleminiz birleşirse tadından geçilmez olur, yenmez olur. O yüzden öyle bir şey var ama yanlış mı doğru mu bilmiyorum ama öyle bir prensibim var. Yani. Ben kendimce seçici olduğunuzu düşünüp bizi seçtiği için teşekkür ediyorum. Bunun da biraz payı var. Bunun da biraz payı var gerçekten. Ordu doğru mu? Fatsa. Kaç kardeşsiniz? 7 kardeşsiniz. 7. Nasıl bir çocukluk? Bizi o günlere götürsenize biraz. Ya inanın... aile çok geniş bir aile. Çok geniş. Ben 11 yaşıma kadar 6 çocuk... ablam evlendi, 1 sene evli kaldı. 6 çocuk aynı evde büyüdük. Ablam 1 sene evli kaldı. Eşini kaybetti, o da geldi. Gene biz 7 çocuk aynı evde büyüdük. 2 de yeğen vardı o zaman, Hüseyin ile Cevahir daha küçüktüler. Şimdi düşünüyorum, aynı evde annemle birlikte babamı kaybettik. 9 kişi. O kadar mutlu günlerdi ki. Hani bu Adile ablaların, Münir Özkulların Neşeli Günler filmleri vardır ya, hep o tadı, o lezzeti gördüm bizim o anki aile yapımızın içinde. Çok güzel günlerdi, muhakkak çok güzel günlerdi. O zaman ya kasaba çok küçüktü, herkes birbirini tanıyordu. Yani sokağa çıktığı zaman bir insan 50 kişiyle falan selamlaşıyordu. O da imece yardımlaşması vardı. İşte ortak deniz kenarlarına gitmeler, hıdrellezler, bilmem neler. Her şey daha insan yaşadığını daha çok anlıyor. Ya çok güzeldi, çok güzeldi. O zaman şeyler vardı mesela, benim çocukluğumda hatırlıyorum. Kabotaj bayramları vardı. Çok eğlenceliydi. O deniz oyunları bilmem ne. Çok keyifliydi. Babayı kaç yaşında kaybettiniz? Ben babamı 11 yaşında kaybettim. Çok erken yaşta kaybettim. Rahatsız mıydı, ani bir dönem? Rahatsızdı. Tedavi görüyordu. Kendisi hem siroz hem şeker hastasıydı. Zıt tedavi tabii, ikisi birbirine. Birinde bal börek yiyeceksiniz, birinde yemeyeceksiniz falan ki o günün koşullarında diyabet ve siroz bu kadar yeterli değildi ülkenin tıbbı. Şimdi olsaydı kesinlikle ölümle sonuçlanmaz diye düşünüyorum. Ama işte... Kardeşler içerisinde kaç erkek kaç kız var? 4 erkek 3 kızdık biz. Aha. Ben 6 numarayım. 7 numara Soner zaten. Aha. En küçüğüm. Erdoğan abim, teknik direktör Erdoğan Aracı, onu kaybettik. 2012'de rahmetli oldu. Geçen yılda en büyük ablamı kaybettik. 5 kişi kaldık. 5 kişi kaldınız. Evet. Peki babanın o son dönemleri vesaire falan, artık 11 yaşında da olsa hani tamam çocuk ama aslına bakacak olursan bilinçli. Yo, ben aklım eriyordu. Çok akıllı, çok zeki bir çocuktum ben. Yani her şeyi net hatırlıyorum. Biz şeyi kestiremiyorum. Yani son nasihati, ölümü... son konuşması neydi mesela, hani bütün çocukları yanına alıp şimdi vesaire? Şimdi şöyle, son konuşması derken mesela son 10 ay biz babamı görmedik. İstanbul'da tedavideydi. Son 10 ayında rahmetli Erdoğan abim yanındaydı. Ondan haber alabiliyorduk. İyiydi, resimler atıyordu bize falan oradan ama dediğim gibi o zaman yetersiz, ama ben şeyi hatırlıyorum yani. Çok güzel günlerimiz olurdu. Mesela bizim birimiz eksik olduğu zaman o sofra açılmazdı akşam. Allah Allah. Tabii. Birimiz eksik olduğu zaman bir çarşıda, pazarda, bir yerde yarım saat, küçük kasaba zaten 10 dakika, yarım saat beklenir. O masada yemek yenmezdi. Babam bile elini çatala koymazdı. Yani öyle bir terbiyeyle, adapla büyüdük biz. Çok müthiş bir adamdı. Çok kültürlü, çok görgülü bir adamdı. Bizi çok iyi yetiştirdi. Annem öyleydi. Hele babam öldükten sonra dul bir kadın, dul bir abla ve tam kenetlenmiş bir aile olduk. O zaman daha başka bir lezzet başladı. Daha çimentoya yapışan. Neydi, ne oldu, ne değişti o dönemden sonra hayatınızda? Yani o çocuk omuzlarına yüklenen bir yük ve mesuliyet şimdi, mutlaka olmuştur. Şimdi şöyle oldu. Mesela ben o duyguyu kendimde değil, küçüktüm ama daha çok abimde yaşadım. Mesela abim bir sene hiç top oynamamış. Amatör futbolcu yani, nedir? Bir sene hiç top oynamamış. Ben Darüşşafaka'nın sınavına geldim onunla. O da üniversite sınavına geldi. Beni aldı getirdi İstanbul'a. İstanbul'a ilk gelişimdir 73. Kadir dayımında kalıyoruz o zaman. Kadir dayım Hayat Bayram olsa filmini çekiyor. Anahtar bırakmış bize. Onun evinde kalıyoruz. Gümüşsuyu'ndan çıkıyoruz o zaman. Mithatpaşa Stadı. Şimdi Vodafone Arena. Oradan çıkıyoruz otobüsle. Abim beni oturttu o ayakta. Ben bu statta top oynayacağım dedi. Yani çünkü onun yapabileceği başka hiçbir mesleği yoktu. Sadece futbol biliyordu. O da o zaman 18 yaşındaydı. Ben bu statta top oynayacağım deyince ne diyor dedim kendi kendime içimden. Yani bu statta top oynamak, o zaman Cemiller, Ziyalar falan filan oynuyor. Fenerbahçe'de. Lefterler, şunlar bunlar gelmiş geçmiş o stattan. Fatsalı bir Erdoğan orada nasıl top oynayacak falan. Ama Erdoğan abi o statta top oynadı. O statta milli takım kaptanı olarak çıktı. Galatasaray'da oynadı, Fenerbahçe'de oynadı. Milli takım kaptanlığına kadar yükseldi. Orada azmin ve geleceği belirlemenin nasıl bir şey olduğunu ben abimde gördüm. Ha, ben kesinlikle okuyacağım. Memleketime çok yararlı bir vatandaş olarak, oraya bir şeyler yapacak biri olarak döneceğim diye hayallerim vardı. Benimkiler tutmadı ama küçük Fatsa'yı olmasa da ülke geneline hayalindeki meslek şey fayda sağlama. Aslına bakacak olursan belki de şu an siyasetle o hedefe ulaşmış gibi oluyor. Sinemada da ulaştım, kitlelere ulaştım. Hayır, ben şey gibi düşünün. Yani giderim orada eğitimci olurum. Çocuklara faydalı birebir anlamda ben kasabaya dönerim. Mimarlık vardı kafamda. İyi binalar yaparım diyordum. Hep mimar olmayı düşünüyordum. Ama hayat kurgulu yaşanmıyor. Biraz çocukluk hayalleri olarak kaldı onlar. Farklı şey yaptığım işten... Oysa ki tam tersi olur. Millet çocukken oyuncu olacağım, şarkıcı olacağım, işte futbolcu olacağım hayalleri vardır. Ama hayaller, hayatlar bir bakarsın kendini işte farklı bir meslekte vesaire de okurken bulursun. Hani genelde aileler teşvik etmez ya. Tabii. Şimdi zaten o zaman oyunculuk falan çok tehlikeli bir meslek. Biz öyle görmüyoruz. Ben eğitimli bir aileden geliyorum. Kadir dayım aktör o zaman ama... kendi çekirdek ailesi bile Kadir dayım mesela ilk oyuncu olunca yadırganlar olmuş. Sinema, oyunculuk falan filan. Ne alaka gibi ama Türkiye'nin en büyük starı oldu yani. Şimdi ben hiç oyunculuk düşünmüyordum. Fas'ta gidip bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Hayalim oydu. İnşaatlar, mimarlık yapmak ama iyi mimariler yapmak. Düşlerim öyleydi. Çizimlerim falan da iyiydi. Ama birdenbire oyunculuk başladı. İdol, rol model dayı mıydı? Ondan değil, mı çok tesadüf. Nasıl öyle, oldu? Anlatsana o dönemde. Gökay'cığım şimdi nasıl oldu? Ben Kadir dayım okutuyor beni. Tamam. Haydarpaşa Lisesi'nde. Kendisi orada okumuş. Ben bu arada Darüşşafaka'yı kazandım. Kadir dayım dedi ki o zaman ebeveynlerden birine vefat etmiş olması gerekiyordu okula girmek için. Kadir dayım dedi ki böyle okumanı istemiyorum dedi. Anneme aradı, abla dedi. Levent'i ben okutacağım dedi. Zaten beni çok seviyordu. Yani birçok yeğeni vardı ama ben çok afacan, çok zeki, çok akıllı bir çocuktum. Yani ben ilkokul 1'e gittiğimde bütün sınıf... Bir de tip olarak bu kadar benzer misiniz? Ya bu sonradan oldu biliyor musun? Önce bu kadar değildi. Vallahi ben yan yana yaşamanın etkisi var diye düşünüyorum. Ben çocukluğuma bakıyorum. Kadir dayımla hiç benzer noktamız yok. Bak bir kere biz bir araya geldik bir törende. Hakikaten çok karizmatik bir adam ama aynı adam bakıyor şu an bana. Vallahi aynı adam bakıyor şu an bana. Evet. Şimdi Gökay'cığım dediğim gibi millet ilkokul 1'e gittiğinizde ne yaparsınız? Bir sayfa E yazarsınız, bir sayfa A yazarsınız. Ben o zaman hem okuyordum hem yazıyordum. Yani farklı bir çocuktum ben. Çok yaramazdım ama hep sınıf birincisiydim. Çok hareketliydim. Sınıf birincisiydim. Çok sempatiktim. Yani babayı kaybetmiş olmak peki o dönemlerde sende bir travma vesaire yaratmadı mı? Bir travmam şöyle yaratmadı. Hem o uzaklık var ya son 10 ay birlikte olmama. Evet. Hem o çok etkili diye düşünüyorum sonra. Pişmanlık gibi. Yok gözden ırak olan biraz gönülden ırak oluyor ya. Ha. Onu son haliyle hatırlıyorsunuz ya. O hastalık tedavi evresindeki o fiziksel ruhsal yıkımını görmedim ya onun. Onu bir avantaj olarak düşünebiliriz. Bir de şimdi Soner zaten çok hissetmedi. Çok küçüktü ama ablalarım ve her iki abim de bana onu hissettirmemek için çok sarıldılar. Yani bizi hep farklı şeylerle oyaladılar. O travmaya girmeyelim diye. O yüzden biz çok iyi bir, renkli, keyifli bir aileyiz diyorum. Peki. Sonra Kadir dayım zaten. Hı hı. O mesela çok sevgi gösterirdi bana. Ben Kadir dayımla yaşadığım dönemde mesela baba sevgisini aramadım. Onu da görüyordum onu. Tabii görüyordum. Ya 14-15 yaşından sonra ben onunla masalarda oturmaya başladım. Tabii. Onlar rakılarını içiyorlardı, içkilerini içiyorlardı. Ben meyve suyumu içiyordum. Bifteğimi yiyordum bilmem. En güzel biftekleri söylerdi bana. En güzel şeyleri söylerdi. En güzel kıyafetleri alırdı. Yani o yokluğu bana hissettirmedi. Bir de tabii ben de karşılığını veriyordum ona. Onu rencide etmiyordum, onu refüze etmiyordum. Çatal bıçak tutmayı biliyordum, adabımı biliyordum. Aslında dayı yani birbirinizi şu anlamda mı tamamladınız? Onda evlat yok. Ben de baba yok. Sen de baba yok. Onun gibi durum. Baba evet. Oğul oldunuz. Aynen. Dayı yeğen değil de baba zaten oğul. Zaten mesela bizim yakınlarımız şeyler, ne dayı yeğen, ya siz baba oğulsunuz derler. Şimdi benim oyunculuk aklımdan hiç geçmiyor. Ki ilkokulda müsamir oynamışlığım falan filan var. Darüşşafaka'yı istemedi. Haydarpaşa Lisesi'ne başladım ben. Haydarpaşa Lisesi'ne kendi mezun olduğu okula senin kaydını yaptırdı ve senin eğitimini de tamamen üstlendi. Şimdi Müjde ablanın, Müjde Ar'ın ilk filmi bu Aşkı Memnu patlamış. Baldız diye bir film çekecekler Kadir dayımla. Anlaştılar bunlar. İşte gazetelere düştü haberleri falan filan. Karamürsel o tarafta çekilecek bir kasabada. Kadir dedi ki gel oğlum dedi sen de tatilini yaparsın. Denizine girersin dedi. Deniz çocuğuyum çok iyi yüzerim severim suyu falan. Tamam dedim ben. Temel abi, Temel Gürsu yönetmen. Biz üçümüz yola çıktık İstanbul'dan. Körfez'e gidiyoruz. Ekip başka araçlarla, müjdablar başka araçlarla. Biz de üçümüz gidiyoruz. Ben arkadayım. Temel abi kullanıyor araçı. Kadir dayım dedi ki Temel dedi. Abi Levent ne yeteneklidir biliyor musun dedi. Bak şimdi dedi, ne fıkralar bilir bu dedi. Temel abi de Karadenizli tabii Temel Gürsu. Anlatsana Levent için falan dedi. Ben bir iki fıkra anlattım. 3 anlattım, 4 anlattım, 5 anlattım. Yol güzel gidiyor yani. Keyifli. Arada bir onlar anlatıyor falan ama ağırlıklı solist benim. Beni yapıyorlar onlar solist. Biraz böyle bir boşluk oldu. Biliyor musun Temel dedi. Bu çok da güzel şarkı söyler, türkü söyler dedi. Gerçekten söylerim. Vallahi. Tabii söyletirdi. Kadir'in canı sıkıldı ama söyletirdi bana. Hadi koçum bir tane patlat derdi. Ben Ne istersiniz dedim. Ne istersen ondan başla dedi kardeşim. Klasik onun derlediği Hekimoğlu'ndan başladım ben. Ben nitekim son 20 kilometreye kadar o seyahati domine ettim. Yani hiç bunlar sıkılmadan etmeden. Stand-up'la başladı. Stand-up'la başladı. Aynen öyle oldu. Temel abi böyle baktı. Ben tam ortalarında oturuyorum böyle arkada. Temel abiyle göz göze geldik. Şimdi hikayede Kadir dayımın annesi babası var. Almanya'dan geliyor. Buna bir kız istiyorlar. Alişan kızın babası falan. Fakat buna istedikleri kızın bir de kız kardeşi var. Müjde Ar ama adamı ona göstermiyorlar. Adam onu gördükten sonra fikri değişiyor tabii, şişman, o klasik hikaye biliyorsunuz. Şimdi böyle bir hikayede dedik ki burada bir aile var. Orada Mete abi var, Mete İnseler rahmetli. Ailenin eğlenceli çocuğunu oynuyor. Ha. Ya Kadir dedi, senin annen baban yalnız. Sizin ev çok yalnız, renksiz kaldı. Levent senin küçük kardeşin olsun filmde. Hem de bir renk olsun, ailede bir hareket olsun dedi. Kadir şaşırdı, olabilir falan dedi. Levent yapabilir misin? Yaparım tabii, ne var onda dedim ben. Kadir dayım okey derse yaparım dedim. Ben öyle başladım. Çok da iyiydim onunla. Ben onların istediklerini de yaptım. Peki bir kritik soru. He. Hayır deseydi? Hayır deseydi hayır. Ben oyunculuk düşünmüyordum ki. Ben Temel abi kırmamak için. Duyduğun zaman şöyle bir yüreği baklamadı mı? Hiç yok, hiç yok. Umurumda değil. Ben o zaman ne sinemacılar görüyorum, kimleri görüyorum. Şu kadar heyecanım yok. Kadir dayım yok yani. Karıştırmayalım Levent'i. Ben Temel abi kırmamak adına kibarlığımla, nezaketimden olur dedim. Ama Kadir dayım hayır derse ondan. Mümkün değil canım, niye yapayım ki? Kadir dayımın istemediği bir şey yapmam yani, hele oyunculuk adına. Yani işin erbabı, duayını, benim rotam eğer öyle çizilecekse, o kötü bir rotaysa Kadir dayım ona okey der mi? Demez. Kadir dayım da onu kırmadı, olabilir. Bir eğlencelik bir şeydi ama şimdi o ara Ömerler var, Ömercikler var, İlkerler falan var. Böyle işte bizim Sabun Köpüğü dediğimiz filmlerde oynuyorlar. Bütün sosyal içerikli dinamik hikayeler de beni istemeye başladılar bu sefer çocuk oyuncu olarak. Çünkü çok iyiydim. Sade iki filmde Kadir Demir'in çocukluğunu oynadım sonra. Ve önemli rollerdi yani. Biri Kan, biri Köprü. Köprü 10 dakikasını ben aldım götürdüm zaten çocuk oyuncu olarak. İlk 8 dakikasını falan. Flashback vardı. Ondan sonra büyüyor falan. Ondan sonra TRT'ye yine bir drama yaptım. Tek başıma oynadım. Cüneyt abinin küçüklüğünü oynadım. O ara birkaç tane daha çocukluk oynadım ama bunu benim oynadıklarım... Yani çocuk oyuncu olarak başladım. Tabii 12 yaşındaydım. Alaylı olarak yetiştiriyorsun. Alaylı olarak böyle. Benim eğitimim falan yoktu. Bu duygulara geçişler, roller vesaire falan, ondan sonra Kadir abinin öğrencisi olmaya da başladın mı bu noktada? Yani ben... Yoksa doğaçlama Allah vergisi. Benim şeyim vardı, yeteneğim doğaçlama Allah vergisi vardı ama ben çok izleyen, çok gözlem yapan bir insanım. Hayatın içinde de, insan malzemesinde iyi biriktirmişimdir, iyi gözlemlerim. Ben şu an bir fırıncının filmi çekilsin, 5 dakika sonra değme kürek atan fırıncıyı oynarım. Mesela, örnek veriyorum. Böyle hayata dair gözlemlerim vardır benim. Bir de oyunculukla ilgili çok film izledim, çok oyuncu izledim. Küçük oynamayı bilirim, büyük oynamayı bilirim. Yani bedenimi iyi kullanırım. Gerek genel resimse sorarım, resim genel mi derim. Yakın resimse gözlerimle konuşurum. Yani gözlerimle konuşurum ben yani, hiç çok öyle diyalogsuz şeyim vardır benim, sahnelerim vardır. Hem yetenekle ilgili, hem kendini tanımakla ilgili. Hem de çektiğin işe, yaptığın filme neye hizmet ettiğini bilmekle ilgili. Ama ben yaptığım hiçbir işe bakmadım mesela. Bir de o tarafım vardı benim. Eskiden şöyle bir şey vardı bizde. Sinema filmi, başka bir şey. Aman dizi canım. Ben hiç öyle bakmadım. Hepsi benim namusum gibi baktım. Çünkü orada benim sorumluluğum var. Hem kendime karşı hem izleyiciye karşı. Hiç lay lay lom lom yapmadım. Hiç yapmadım. Hayatım boyunca yapmadım. Zaten genel olarak hayatta da öyle biri değilim. Bu arada anne ve diğer kardeşler Fatsa'da. Fatsa'da. Tabii onlar Fatsa'da, abim sadece Ordu Spor'da top oynadı. O da orada. Ordu Spor'da, oradan Malatya'ya gitti. Malatya'dan tekrar Ordu'ya gitti. 76-77 sezonunda Ordu Spor 1. Lig'e çıktı. Abim Galatasaray'a transfer oldu. Şunu mu anlıyorum? Yani bu kardeşler içerisinde yaşı gelen ve yeteneğini İstanbul'da işleyeceği zamanı gelenler teker teker gelmeye başlıyorlar. Şimdi bakın ben size orada çok enteresan bir... Pozitif ayrımcılık yoktur herhalde değil mi? Hayır yok. Şimdi orada bir şey daha söyleyeyim size. Söyle. Ben sonra biz Soner'i de aldık. Ha. Soner'i de aldık Şişli Koleji'ne. Abim aklım Soner'de, kıssam da Soner'de, patlamaya hala. Şimdi Soner'i de aldık biz sonra. 4-5 sene sonra Soner'i de aldık. Soner geldi, kolejde okutuyor Erdoğan, onu o Erdoğan'la kalıyor. Erdoğan okutuyor onu. Bu arada biz ben mesela 25 yaşıma kadar böyle bir şey var. Aile bağları ve memleket, toprak bağı var bizde. Soner'de ben de çok geç yaşlarda Bodrum'un Marmaris'i tanıdık. Biz sömestr tatili. Birinci günden Fatsa'ya gideriz. Son gün döneriz. Yazın birinci günde Fatsa'ya gideriz. Yaz sonu döneriz. Öyleyiz. O ara ben İstanbul'da bir işim falan oldu. Soner tatilde. Ben Soner'in o tarafını hiç bilmiyorum ama. O ara Fatsa'da kalmış o. Ben gelmişim. Bir gün eve geldim. Geldim, valizlerimi falan koydum, arkadaşlarımla buluştum. İlk akşam dedim, erkenden geldim eve. Baktım, Soner önüne şiirler açmış. Kulağında kulaklık, herhalde de şiir kitabı var önünde, yazılmış kendi yazısı. Herhalde onları TV mi okumuş ne? Oradan dinliyor, buradan bakıyor, durduruyor, düzeltiyor, araya söz ekliyor, güncelliyor galiba. Bir şeyler yapıyor falan. Birkaç tanesine de şöyle baktım. Sonra ne gördüm biliyor musun Gökay? Hani bu Soner'in ilk yaptığı parçalar var ya. O parçaların sözleriydi biliyor musun o şiirler? O deniz gözlümler falan. Tabii. Ben... O ne güzel sesi vardı orada. Çok güzel. Kadife. Bir de çok iyi yazarları. Duygu ve ciğere işler. Bir de Soner çok yalın, çok pozitif bir adamdır. Çok okuyan bir çocuktur. Küçükken de öyleydi ama. Ya hikaye ne biliyor musun aslında Gökay'cığım? Yani altyapı dediğiniz ne biliyor musun? Bizim evimizde o çekirdek ailede işte büyük ablam çalışıyor. Babamdan emekli maaşı var. İkinci ablam öğretmen oldu. O katkı sağlıyor eve falan. O havuzda biriken, kumbarada biriken parayla ya kitap alınırdı. O gün mesela Yaşar Kemal, Kemal der, kim çıkmışsa. Cemal Süreyya falan. Ya kitap alınır, ya iyi bir 33'lük alınır. Şimdi isim vermeyeyim, hepsi çok değerli ama o günün özellikle sanat müziği sanatçıları, sonra pop müziği sanatçıları. Bizim çok müthiş bir 33'lük, 45'lik plak setimiz vardı mesela evde. Herkes müzik dinler. Ya da toplu sinemaya gidiyor iyi bir film gelmişse. Onu ablamlar tayin ederdi. O eve alınan kitap herkesin elinden geçerdi. Ve en önemlisi öğretmen olan ablam herkesten özet isterdi. Kim ne okumuş ne anlamış diye. Oo. Ve biz klasikleri falan okuduk yani öyle küçük yaşta. Yani hem yabancı klasikleri okuduk. Ya Karamazov Kardeşleri ben okudum 10 yaşındaydım yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben Eskici Oğulları'nı oynadım. Sonra yıllar sonra 2000'de. Ve yönetmen Şahin Gök, Allah rahmet eylesin, bana dedi ki Eskici Yolları diye bir film yapacağım dedi. Aa bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. Bizim de çok iyi bir kitaplarımız var Fatsa'daki evde. Nereden bulurum Harun dedim. Sahaflardan falan bulursun dedi. Kitapçılarda yoktur dedi. Levent eski bir kitap dedi. Bu isim bana yabancı gelmiyor. Ya ben dedim ki Kadir dayımdan mı hatırlıyorum? Kadir dayım bizim evden mi hatırlıyorum ben bu ismi? Orada Kadir dayımda da çok kitap vardı. Müthiş bir zengin kitaplığı vardı. Çok okuruz zaten. Ama bu isim bana yabancı gelmiyor. Kadir dayımı aradım ben. Dedim Kadir dayı Eskici Boğulları. Bak daha ben Kadir filmde ben belliyim. Benden başka kimse belli değil. Sonra Kadir dayım büyük abim oldu. Fikret Hakan babamız oldu. Tabii. Kültür Bakanlığı projesi. İlk kastın ilk belli olan Ali. Küçük kardeş benim. Yani Eskici Boğulları. Kadir İnanır'la biz abi kardeş. Fikret Hakan da babam. Kadir dayı dedim ya, bizde Eskici Oğulları vardı galiba dedim, kitaplık dedim. Onu dedi Halil abin aldı dedi, Halil Ergün. Halil abi dedi, İznik'ten öyle ara ara kitap alırdı Kadir'den. Levent galiba onu Halil abin aldı, onda kaldı o dedi. Ya ben bunu nereden bulurum? Küçük ablam yani, üçüncü ablamı aradım ben Fatsa'ya eve. Dedim ki artık kitaplıkta yer kalmamış, Çok büyük bir kitaplık değildi ama çok kitap vardı. En eskileri de mukavva kutulara koymuş, bir yere kaldırmışlar. Böyle kiler gibi bir yerdeyim. Orada kullanılmayan eşyalar ve kitaplar, eski kitaplar vardı. Avlama dedim ki, bizde dedim eskici oğulları var mıydı dedim. Orhan Kemal o dedi ya, ablam bana. Eskici oğulları yok Levent, onun dedi Eskici Dükkanı diye bir kitabı var dedi. Bizde dedi. Nasıl dedim, aynı adam Eskici oğulları ve Eskici Dükkanı mı yazmış dedim yani. Ben Şahin abi aradım. Şahin abi dedim, Orhan Kemal'in dedim Eskici Dükkanı diye bir kitabı da var mı dedim. Ya Levent ikisi aynı kitap dedi zaten. Ha. Birinci, ikinci baskı Eskici Bolları olduğu çıktı. Sonra orada dükkan lafı çok geçtiği için sonra rahmetli ismini değiştirdi de Eskici Dükkanı yaptı filmin adını. O isimle de çıktı deyince ben tekrar ablamı aradım. Ablama dedim ki onu hemen otobüse veriyorsunuz dedim. Kitap bana geliyor dedim. Hatta bana gelen kitabın kapağı yoktu. Yani o kadar eski ki. Kapağı yoktu. Tabii ben bir solukta okudum. Yani şeye gelmek istiyorum. Böyle bir kültür eviydi bizim geldiğimiz yer. Dolayısıyla şunu anlıyorum. Bir altyapı oluşuyor yani. Bu kadar sanatın, kültürün iç içe olduğu, ablaların, abilerin sahip çıktığı bir evde arabesk bir hayata, hüzne, üzüntüye çok da fazla yer yoktu hayır, yani. Hayır. Hiç. Biz mesela o ölümsel, şimdi düşünüyorum, biz o kısa süreli ölümleriyle çok dramatik yaşamadık. O acıları bile, büyüklerim, onları getiriyorum aklıma. Fotoğraflar geliyor gözümün önüne. Biz öyle çok ağıtlar, çok büyük karalar falan bağlanmadı. Çünkü belli bir eğitimden ölümü biliyorlardı bizimkiler. Yaşamı da biliyorlardı benim ablalarım, abilerim, annem. Ölümü de biliyorlardı. Yani belki çocuk kafayla Soner'le ben ayırt edememişizdir ama o sıkıntıyı da bize yaşatmayan onların görgüsü ve bilgisiydi. Babanın o günleri görmesini ister miydin? Soner'in müzik başarısı, abinin futboldaki başarısı, senin sinemada vesaire. Şimdi çok isterdim. Çok isterdim. Tabii ki isterdim. Ama onunla ilgili şöyle bir anekdot gözümün önüne hiç gitmiyor. Her ikisi de şu anda rahmetli olduğu için. Hani şimdi bu abiler, futbolcuların büyük abileri veya babaları gider onlar adına konuşur, menajerlik sistemi olmadan onlar adına yöneticilerle görüşür falan. Babam, Erdoğan abim sülalenin ilk erkek çocuğuydu. Sülalenin ilk erkek çocuğu olduğu için. Biraz da kıymetlisidir yani. Çok kıymetli. Bir de o arada Kadir dayımların, Kadir dayımın iki büyük abisine elektrik çarpmış, 17 yaşında ölmüş. Erdoğan abim de o zaman doğuyor. Onun adını ona veriyorlar. Erdoğan abim her türlü çok kıymetli bir çocuktu. Babam onun top oynamasını istemiyordu. Ayağın kırılır, şu olur, bu olur diye. Yani mahalle arasında top oynamasını. Fatsa'da amatör top oynamasını istemiyordu. Ama Erdoğan abi o kadar iyi topçuydu ki mesela Ünye'den, Perşembe'den falan maçlar alınırdı ilçeler arası. Kapıda 2 saat yatarlardı, babama yalvarırlardı Erdoğan'ı bize ver diye. Çünkü çok iyiydi. Tek başına bir takımdı adam. Çok yetenekliydi. Babam da top oynamasını istemiyordu. İstemiyordu. En son babam öldüğünde rahmetli olduğunda Erdoğan abinin söylediği tek şey, ben futboldan başka bir şey bilmiyorum. Ve herif Galatasaray'a imza attığı gün geldi, evdeyiz. Teşvikiye'deki evindeyiz. Daha doğrusu Teşvikiye'de bir ev tutmuşlar. Eve bakıyoruz. Ne alacağız, eşya falan filan diye. Erdoğan abi dedi ki rahmetli, bugün imza atarken babamın yanımda olmasını çok isterdim dedi. İlk defa duydum ondan onu. Keşke bu günleri görseydi dedi. Ve Erdoğan abim İstanbul'da ikinci maçında milli takım oyuncusu oldu. Yani böyle başarı öyküsü olmaz. Mümkün değil. Olmaz çok. Yani bir de bakıyorum şimdi. Erdoğan abim futbolda, ben sinemada. Kadir dayım zaten sinemada. Soner müzikte, beste, söz. Dönüyorum Hüseyin Cevahir, albüm yaptılar, şarkılar söylediler. Daha bizde geride piyano falan çalanlar da vardı, bıraktılar. Yani korkunç bir genetik kodlar var. Mesela bir gün buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili Cemil İpekçi, bir gün oturuyoruz bir kafede, barda. Yan yana düştük böyle. Nasılsın Levent'ciğim? Sağ ol Cemil, sen nasılsın falan dedim. Çok eski tanırım yani. Canan ablalardan falan tanırım. Ya Levent dedi. Ulan ne yakışıklı hepsiniz siz dedi. Kadir başka bir şey, sen başka bir şey, Soner başka bir şey, bu Erdoğan başka bir şey. Ben hiçbiriniz değil dedi. Ben sizin dedenizi merak ediyorum dedi. Niye dedim? Genetik kodları merak ediyorum dedi. Rahmet dedim, çok yakışıklı bir adamdı. Kadir dedemin daha yaşlısını düşün dedim. O da mı? Müthiş bir şey dedim. Gerçekten dedem çok benzer. Yani Kadir dedem dedeme çok benzer. Şey gibi, ikisi gibi. Ya ben çok komik yani bir realite espriyle söylemiştim. İşin kaynağına inmek istedim. Tabii tabii. Dedeyi merak ediyorum dedi. Nasıl bir peki, dedim ana merak ettim. Arıca soyadı neden değişti İnanır oldu? Şimdi daha oraya geleceğim. Şimdi benim aslında Levent Arıca. Tabii resmi kimliklerim Gökay'cığım hep Arıca. Şimdi o filmi çektik ya Baldız. O zaman afiş dönemi var tabii. Tamam. Bana hiç sormadan etmeden Çocuk Yıldız Levent İnanır yazıldı. Tamam. İkinci filmde onu takip etti. Bu arada ne bana soruyorlar ne Kadir dayıma soruyorlar. Nasılsa biz kalender, hayır diyecek insanlar değiliz böyle bir şey. Ne var? Afiş. Gerçek hayat değil ki afiş. Ben ama resmi kimliğim hiç değişmedi. Hala benim ehliyetim, pasaportum. Levent Arıca. Arıca tabii canım, hiç değiştiremedim onu. Sonra benim teenage'den olgunluğa geçiş sürü filmim 17-18 yaş dönemi. Yılmaz abi İnanır yazdı. Sonra kendi filmlerimiz oldu. Kadir dayımla oynadığım filmler oldu. Diziler oldu beraber oynadığımız. Kendi ayrı oynadığım diziler. Şimdi ondan sonra ben de diyemedim ki ya artık ben kendi kanatlarımla uçuyorum. İnanır soyadını istedim. İnanır soyadını alayım. Bu sefer Kadir dayıma ne diyecektim? Ben soyadı, İnanır soyadını beğendim. Sonuçta annemin de kızlık soyadı yani. Tamam. Ne diyecektim Kadir dayıma? Kadir dayım demeyecek miydi bana? Oğlum ben ne iş yapıyorum? Biz gayrimeşru mu yapıyoruz? Niye bu İnanır'ı beğenmiyor musun? Haklı olarak demez miydi? Oraya kadar seni taşımış. Peki babanın rahmetlinin ruhu incinmiş olabilir mi? Ama hayır. Ben İnanır'ı hiç reddetmedim ki. Arıca'yı hiç reddetmedim ki. Hani şu anda benim kimliğimi çıkarsan Levent Arıca babası Hüseyin yazıyor yani. Yani babamın ruhu rahat canım. Benim hangi niyetlerini o... Abi de sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Bu arada benim babam Kadir dayımın özle dayısı. Bir dakika. Heh. Kadir İnanır benim hem dayım hem halamın oğlu. Ha. Yani babam oradan da incinmez. Babamın kız kardeşi. Ya latife ediyorum o röportajın gereği arada şey yapıyorum. Tabii. Peki hani ilk başta ben mesela uzaktan baktığım zaman hani diyorum ya çok fazla biyografi detaylarına dair şeyleri bulamadığım için hep böyle acaba deyip niyet tuttum. Sorabilirsin şey yaparken. Ya. Acaba dedim ki hani avantaj olsun, popülerlik daha çok gelir vesaire falan bilinçli mi İnanır yazdılar diye de düşünmedim değil. İnan çok haklısın. Ben bir şey söyleyeyim mi? 2-0 önle başlamak çünkü değil, orada. Değil işte. Öyle değil. Dezavantaj mı oldu? Bana dezavantaj oldu. Vallahi bana dezavantaj oldu. Niye? Kadir İnanır'ı buraya halk getirdi hiç. Beni buraya halk falan getirmedi yani. Kadir İnanır buraya halk getirdi. Tamam. Kadir İnanır çok disiplinli. Hı-hı. Belki de fazla disiplinli. Fazla ilkeli. Fazla prensipli. O zamanki Yeşilçam ortamına, yapısına göre Kadir İnanır biraz fazla uçtu. Uçtaydı yani. Hı. Disiplin dediğim aşırı titiz. Uç noktadaydı. Uçtaydı. Uçlardaydı. Aslında birçok kişiyi rahatsız ediyordu. Demeçleri, söylemleri mesela. Daha entelektüel bir yapı yaptı. Hem entelektüel hem de mesela bir film yapımı ile ilgili, bir eserin ortaya çıkması ile ilgili sorumlulukların aslında gerçek sorumluluğu olmadıklarını, o işlerin gerçek sahibi olmadıklarını, çok sivri demeçleri vardı o zaman yapımcılarla ilgili falan. Fakat Kadir İnanır'ı yiyemediler. O dönemler uğraştılar mı? Tabii çok. Kadir İnanır'ın yerine 50 tane alternatif denediler. Yakışıklı, gençken çocuklar falan filan o zaman. Çok denediler. Hayır. Bir tek Tarık abi tuttu. O da zaten bir kişi yetmezdi. O yaş grubunda bir tek Tarık Akan yani aslına bakacak olursan çıkışı Kadir İnanır'ı tahtından etmek üzere. Değil. Alternatif aradılar. Alternatif. Tahtından etmek için değil. Alternatif ararlar. Sonra hayat sizi eler. Kadir İnanır hiç elemedi hayat. Tarık abi de elemedi. O da çok başarılıydı. Ama ikisi gittiler. O arada kaç kişi geldi biliyor musun? En az 30-40 kişi geldi. O yaş grubundan, o ortalama fizikte falan. Şimdi Kadir İnanır güçlüydü, ona bir şey yapamadılar. Tarık abi de yaptı benzeri şeyleri. O da güçlüydü, ona da bir şey yapamadılar. Ama ben o kadar halkın talebi olan bir adam değildim. Onlardan sonra gelen iyi oyuncuydum falan. Kadir dayımın filminde tercih eden adam bile beni tercih etmedi. Aman bir de bununla uğraşmayalım diye. Çünkü ben de ilkeleri, prensipleri olan bir adamım. Ben sette son derece ciddiyimdir. Hayatımda sette kavga nedir bilmem. Sette saygısızlık nedir bilmem. Küfür, hakaret nedir bilmem. Bizim yanımızda da kimse yapamaz. Bu da rahatsızlık verici bir şey. Laçka ortamlar vardır bizde zaman zaman. Öyle setler vardır. Bizim yanımızda yapamazlar. Orada şey başlar, ahlak sorunu başlar. Bizim yanımızda yapamazsın. Yapamazsın kardeşim. Böyle sanat ortamı olmaz bizde. Deriz biz. Bu antipatik bir şeydir. Isıramadıkları etler vardır ama diş geçen etler de var. Ben onlardan biriyim. İnanır bana orada dezavantajlı oldu. Yani Allah'ım bir de... Bir de peki şöyle bir durum da var. Tamam, şimdi çocuk yıldız olurken her şey güzel. Kadir abi o zaman ilk gençlik çağlarında. Sonra sen ergenlik dönemi vesaire falan Levent abi. Ondan sonra sen şimdi ilk gençlik çağına adım atıyorsun. Kadir abi 30 yaşlarında. Tabii olgunluk değil mi? O da genç yani. Ama Kadir abi artık star olmuş. Tamam. Olmuş. Ama oldu, ama bir noktadan sonra şimdi sizin bak o böyle giderken sen alttan geliyorsun ve bir noktadan sonra tipoloji olarak birbirinizi yakaladınız. Yakaladık ama bak şimdi... Aranızda kaç yaş fark var abi? 14-15 yaş var. 14-15 yaş var. Evet. Şimdi 15 yaş dediğin zaman uçurum değil. Değil. 15, belli bir noktadan sonra çocukluk, gençlik ve gençliğiniz beraber yürüdü yani. Onu anlatmaya tabii çalışıyorum. Yürüdü bir ama... Bir noktada... Ama bak şimdi Kadir İnanır makası o kadar açtı ki. Benle değil, birçok kişiyle açtı. Yani şimdi mesela... Kadir İnanır 200 tane film çekmiş. 150 tanesini bugün aynı keyifle seyredersin. Çok da iyi seçici olmuş. Mesela bunların içinde öyle klasikler var ki. Atıyorum yani şimdi. Bir Yılanların Öcü, bir Selvi Boylum, bir Karılar Koğuşu, bir Tatar Ramazan. Ha bunları çoğaltabiliriz. Öyle filmler yapmış ki. Yani makas aralığı falan bırakmamış adam. Açmış gitmiş. Yani... Benim Kadir İnanır gibi, onu yakalama gibi bir derdim olmadı ama başkalarının oldu. Bir de bu büyümesin diye. Planlı programlı değilse bile bilinçaltında oldu. Anlatabildim mi? Çünkü bak. Ya ikinci İnanır dönemi başlamasın. Aman abicim. Tabii. Şimdi ben söylüyorum bak. 13 yaşında large bir ortam derler değil mi? Sanat piyasasını, sinemayı falan. Ben Kadir İnanır'la aynı evde yaşıyorum. 24 yaşına kadar aynı evde yaşadım. Sonra hep beraberiz. Artık kendi evime geçtim ama her gün beraberiz. Ya benim daha bir tane sakil haberim çıkmadı basında. Çocukken de çıkmadı. Bekarken de çıkmadı. Evliyken de çıkmadı. Boşandım. Benim boşandığımı hala kimse bilmiyor. 8 sene olmuş. Boşanmam bile gereksiz haber olmadı. Anlatabildim mi? Bana, millete ne benim boşanmamdan? 3 o atlar, 3 gün haber olayım, gazete çıkayım diye. Boşandığını böyle bağıra bağıra söyler. Bir de yalandan kavga çıkarır. Ayrıldığı eşiyle. Ve erkek kadına yapar. Yani gündemde 3 gün, 5 gün daha kalalım diye. Anlatabildim mi? Ben 34 yaşında evlendim. Aşağı yukarı 20 sene bu piyasada, 13 yaşından itibaren 21 sene gençliğim, bekarlığım ve evle gidiş serüvenimde bir tane ölüm haberi kadar küçük bir birliktelik haberim çıkmıştı. Onu da benim gibi 5 kişi 10 kişi okumuştu. Küçük bir oyuncu arkadaşımla. Masum bir kafede yemek yerken yani. Yakaladık yazmışlardı. Onu da benim gibi 5 kişi falan okumuştu. Çok küçüktü çünkü. Ya bir arkadaşınla yemek yiyorsun. Ya bırak sansasyonu, bırak skandalı, bırak kavgayı, dövüşü, bırak büyük aşk hikayelerini. Hiçbir haberim yok. Soyadına duyduğun saygıdan mı? Bu camianın adamı değilim mi diyorsun? İlk aldığım terbiyeden, temel aile içi terbiyeden, sonra Kadir dayıma leke getirmeyeyim diye ben kendisine söyledim. Bak ben şimdi sana bir şey söyleyeyim Gökay. İstanbul'da yaşıyorsun. Bu kadar hareketli bir ortamın içindesin. Ben bir kere hakim karşısına çıktım. O da yanımda 2 tane sinemacı dövüştü. Bir de beni şahit göstermiş. Hayatımı bir kere ben mahkemene bilmem. Ben polis nezaretiyim. Benim trafik cezam yok daha. O kadar düzenli, ölçülü, prensipli yaşarım. Pardon, aykırı şeylerim de var benim insani olarak. Hayata özgür bakarım. Hayır, anlamadın yani. Benim tabii cezam da olabilir. Ben de bir kavgaya karışabilirim. İnsanlık olabilir bunlar. Bunları da yapmadım. Ama hep bir otokontrol vardı. Benim her attığım adım Kadir dayıma, özellikle genç yaşlarda onunla beraberken. Ama onun yürüdüğü yolda ona ben taş olmayayım, ayağına taş olmayayım. Ama bir noktadan sonra Levent abi şu yok mu? Kendi aman ona yapmayayım, aman ona, aman 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 derken hani sürekli yaptığın yatırım kendi hayatını yaşamak, iyisiyle kötüsüyle, eksisiyle artısıyla kendi hayatını yaşamak değil, bir noktada Kadir İnanır'a layık bir hayat yaşamak. Kendisine söyledim ama senin yüzünden çocukluğumu yaşamadım dedim. Senin yüzünden çocukluğumu yaşamadım dedim. Öyle bir otokontrolü vardı ki bende. Ama onun dikte ettiği bir şey değil. O benim terbiyemden, o benim görgümden, onun yürüyüşüne... Yani öyle bir anlatıyorsun ki gerçekten Kadir İnanır'a vakfedilmiş bir hayat. Biraz öyle. Pişman mısın peki? Yo, değilim. Bu benim kaderimmiş. Böyle geçti. Çok da kaderci bir insan değilim ama böyle yaşanması gerekiyormuş. Şimdi pişman mısın dediğin noktada geri dönüş yok ki. Geri dönüş olsa neleri değiştiririm biliyor musun? Neleri değiştiririm? Mesela neleri değiştirirsin? Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Oyuncu olur muyum oğlum? Çok onurlu meslek. Çok saygı duyduğum meslek. Şu gün baktığımda mesela, bu aklımda geri dönsem oyunculuğu pek düşünmem gibi geliyor. 3 sene öncesine kadar, 4 sene öncesine kadar böyle düşünmüyordum. Tekrar oyuncu olurdum. Çok onurlu meslek, şeref. İnsana anlatıyorsun, insana görmediği dünyalar anlatıyorsun. Çok büyük sorumluluk. Çok önemli bir açılımı var oyunculuğun falan filan diyordum ama güne geldiğimizde bakıyorum, yok o kadar idealist olmaya gerek yok. Ya ben bu ülke için daha iyi şeyler yapabilirdim. Eğer oyuncu olmasaydım. Daha iyi şeyler yapabilirdim. Daha birebir insana dokunan şeyler yapabilirdim. Hayatı anlattık, hayatları anlattık, insanları anlattık, hikayeleri anlattık, yanlışları anlattık, doğruları anlattık veya anlatan hikayenin içinde bir öge olduk, eleman olduk. Ama farklı şeyler de yapabilirdim. Kafası karışıyor insanın biraz.